Merhaba YouTube ailem. Bugün günlerden cumartesi. Biliyorsunuz Gümüşhacı köy, Çetme köyüne geldik. Hem bayram dolayısıyla hem babamın yemeğini vereceğiz, 40 yemeğini. Hem de eşim Faruk Çelik'in ziyaretine geldik. Onlar burada yatarken İstanbul'da durmak çok zor. Şimdi sizlerle çok 50 yıl öncelerine gitmek istedim. Buralar benim işte doğduğum, büyüdüğüm köy. Çocukluğum burada geçti. Her ne kadar İstanbul'da ben 1 yaşında gittiysem de. Fakat hiç köyümden ayrılmadım. Okul tatillerinde genelde hep ben her yaz babaanneme, dedeme gelip tarlada onlarla beraber tütün kırardım. Her türlü işlerine yardımcı olurdum. Çünkü ben köyümü çok seviyorum. Akrabalarımı çok seviyorum. Ve hala da insanları çok seviyorum. Şimdi bugün dedim ki size, yani köyümüzün yamaçtan, tepeden aşağı bakışını göstermek istiyorum. Buyurun. Şu karşıdaki ev, yeni yapılan ev, benim babamın, yani bizim evimiz. Gümüşhacı köyün köylerinin karşımızda göletimiz var, çok güzel. Gümüşhacı köyün köylerinin içinde Çetme köyü, düz, ova ve bütün toprakları, tarlaları, sondaşları başında, sulu. Ne ekersem olur genelde. Yani köyümüz, herkesin köyü bir başkadır ama benim köyüm çok daha bir farklıdır. O şurada bir köy var, o köy bizim köyümüz dostlar. Almanya'dan bizi izleyenler, Belçika'dan izleyenler, İzmir, Ankara, İstanbul, işte Çetme köyü. Bu köy bizim, hepimizin. Sahip çıkalım arkadaşlar. Şu güzelliğe bak, şu temiz havaya bak. Hele yamaç bir bambaşka. Amasyalı olmaktan her zaman gurur duymuştum ama bir Çetmeli olmaktan her zaman gurur duyuyorum. İyi ki Çetmeliyim. İyi ki annem Çetmeli, babam Çetmeli, kocam Çetmeli, ben Çetmeliyim, çocuğum Çetmeli. Size çok değerli, en küçük halam tam bir köylü kadını, fedakar, şalvarıyla beraber. Halacığım bir ayağa kalkar mısın, dostlarımız seni görsün. İşte Çetmeli'nin giyim tarzı, şalvarlı, fedakar. Benim halam, ama halam benden 2 yaş küçük ha dostlarım. Ya benden 2 yaş küçük. Yani işte eskiden kayınvalide ile gelin hanım, tabii erken evlilikler olunca gelinle kayınvalide beraber doğum yapıyorlar. Hala diyorum ama benden 2 yaş küçük. Gerçekten buralar bir harika. Yeğenim Cemre ile birlikte geldik. Erkek kardeşim Ramazan orada. İstanbul kalabalığı ve iş yoğunluğundan şimdi kafa dinliyor kendisi orada. Hep beraber şöyle bir gidelim, dolaşalım, yamaca çıkalım. Benim diyor, küçükken buralara gelirdik, arkadaşlarla oynardık. Harikaydı. Badem ağaçları vardı o zaman, ceviz ağaçlarımız vardı. Yine var ceviz ağaçları ama o zaman çocukluğumuz bir bambaşkaydı. Hep beraber şöyle biraz doğaya bakalım. Kardeşim de orada kafa dinliyor. Ramazan Bey bir el sallar mısınız? Seviyoruz seni. Kendini... Benim en küçük kardeşim, çok kıymetlimdir kendisi. Şimdi burada isterseniz şey yapalım, fazla sizi yormayayım. Burada bir bana bir müsaade edin. Daha sonra aşağı köye inince bir devam ederiz vlogumuza. Kapamayacağız bu vlogu. Sizi öpüyorum. Bakın bugün 100. kişi kim olacak, kim abone olacak? Bekliyorum. Sürprizlerim var. Çok güzel şeyler olacak. Hepinizi seviyorum. Lütfen abone olun. Çok teşekkür ederim. Olmadıysanız hemen lütfen basın. Ve bugün 96'lara kadar geldik. Bugün en az 100'ü 200'leri bulalım.
Görüşmek üzere diyorum. Sonra devam edelim, olur mu? Biraz kardeşimle, halacığımla sohbet edeyim, yeğenimle. Görüşmek üzere. Dostlarım, videoyu kapatmıştım. Ama burada taşın üzerinde otururken çocukluk yıllarımdaki anılarım, güzel anılarım aklıma geldi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ben okul tatillerini, bayram tatillerini iple çekip bir an önce babaanneme, dedeme, köyüme kavuşmak istiyorum. Ve hemen benim dedem aşırı uygun, babaannem Satı uygun. 9 çocukları vardı. Bu 9 çocuklardan en büyüğü benim babamdı. Dolayısıyla babam en büyükleri olduğu için ben de en büyük torunum. Benim yerim çok farklıydı. Hep onlar yolumu beklerdi. Dedem her cuma gün giderdik beraber bayramlık almaya. Ama inanır mısınız, sabaha kadar uyuyamazdım o heyecandan. İşte gidip papuç alacak, laylon ayakkabı, işte şal var, üzerine bluz gibi. Bayram sabahını dört gözle çekiyordum. Çünkü onları babaannem bana giydirip ondan sonra akraba ziyaretleri, şekerler, mendiller, çoraplar, lokumlar gibi vesaire. Ama orada o zamanki bayramlar çok bir bambaşkaydı. Hangi eve gitseniz kalabalık, yemekler yenilir, sohbetler edilir, güzel muhabbetler ve kapıdan kahkahalar sesleriyle girersiniz içeri. Güzeldi o günler. Ama bugünümüze de şükür diyelim. Her şey bizim için. Şimdilik ben aranızdan ayrılıyorum. Bu duygularımı sizle de paylaşmak istedim. Fazla sıkmayayım. Aslında konuşacak çok şeylerim var ama kısa keseyim burada. Görüşürüz tekrar. Öpüyorum. YouTube ailem ara vermiştik vlogumuzu çekmeye ama şu anda yamaçtan aşağı inerken bakın işte bir köy fırınıyla size karşı karşıya bırakıyorum. Burada benim çocukluğumda köy somunları yapılırdı. Köylü kadınları gelirdi. Biliyorsunuz Amasya yöresinin, Gümüşhacı köy ilçesinin ve köylerinin haşhaşlı çöreklerimiz, haşhaşlı ekmeklerimiz çok meşhurdur. Ve bayram arifelerinde, yani bayramdan bir gün önce köy kadınları sıraya girip burada sırayla fırın yakılırdı. Ondan sonra sırayla köy ekmekleri, çörekleri. En önemlisi bir de bayram çöreğimiz ve keşkeğimiz vardı. Ekmekler ve çörekler yapıldıktan sonra köylü akşamları ekmek yapımı bitince çömlekleriyle keşkeklerini fırına koyarlar. Ve bayram sabahı her eve gittiğinizde haşhaşlı çöreği, baklalı dolması ve fırından toprak şeylerle, tencerelerle olan keşkeyi getirip işte üzerine de bol tereyağı ve salçalı sos yapıp harikadır. Mutlaka yolunuz düşerse Amasya'ya, Gümüşhacı köye lütfen haşhaşlı çörek ekmeğini ve baklalı dolması ve keşkeğini yemeden geçmeyin derim. Ben size bu kadarını söyleyeyim. Çok memnun kalacaksınız ve devamlı da geleceksiniz buraya. Hadi gel. Çıkabilecek mi? Of. Çömlekleriyle